Her evde var. Hepimizin evinde Kur'an-ı Kerim var değil mi? Var değil mi? Berekettir, bulunsun. Kur'an-ı Kerim olan eve şeytan girmez. Biliyorsunuz da bunları. Ama Show TV girer. Adamın evinde 10 tane Kur'an-ı Kerim var ama ATV girmiş. TV 8 girmiş. Allah Allah. Hani Kur'an-ı Kerim olan eve şeytan girmiyordu ama Acun İdolucalı girmiş. Doğru anlamak lazım o zaman değil mi? Doğru anlamak lazım. Derdimi anlıyor musunuz? Söylemler, yağlı ballı, güzel yaldızlı söylemler bizi bir yerlere götürüp kitlemesin. Biz kendimiz bir izleyelim. Dur bakalım kardeşim, bu kitap benim mi benim? Bakalım ne diyor ya? Sen onu kapat, ben sana şimdi okuyacağım, bak ne diyor. Sen beni dinle. Hayır, ben size diyorum okuyun onu, okuyun. Anlayın onu ya. Duvarda Kur'an-ı Kerim var. Ne yapsam, ne etsem dedim, açayım da okuyayım bari. Niye? Çünkü Kur'an-ı Kerim okursanız uykunuz gelir, değil mi? Uykun gelmiyor mu? Aç Kur'an-ı Kerim oku diyor. Hoca bu ya, hoca. Çünkü diyor Kur'an-ı Kerim okudun mu uykun gelir diyor. Onu da hikmet olarak anlatıyor diyor. Hikmetiymiş Kur'an-ı Kerim. Hikmetiymiş. Nasıl uyutuyorlar bizi? Nasıl uyutuyorlar bizi? Sen oku bakayım oradaki o ayetleri, sana yaptırım ayetlerinde gelsin uykun bakayım. Anlasan uykun gelir mi? Gelmez. Ama sen musiki olarak Kur'an-ı Kerim okursan uykun da gelir. Yedi sülalende uyur, ceddinde uyur, uyur oğlu uyursun işte bizim uyuduğumuz gibi.